Selam arkadaşlar. Son attığım videoda bahçemin temizliğine, bakımına başladım diye size bilgi vermiştim. Fakat benim temizliğim dün yarım kaldı. Bu konuda size bilgi vermek için bugün bu videoyu çekiyorum. Bugün de aşırı yağmurlu. Görüyorsunuz yerler ıslanmış. Şu anda yağmur dindiği için ben dışarıdayım. Tam bu bölgede şu biberlerimin saksılarını temizlerken kovalarını yılan gördüm arkadaşlar. Tam olarak nerede gördüm size göstereyim. Tam şu kovanın sapı kırılmış. Şunu çekip kopartayım dedim temizlemek amacıyla. Tam şu, bakın şurada ilaç gözüküyor. Görüyorsunuz ya arkadaşlar. Tam burada yılan gördüm. Çok büyük değil. Küçük bir yılan ama bahçe yılanı. Burada bir aile oluyor yazın. Ben ilaç atmadan önce temizliğe başladım. Gözükmediği için. Havalarda daha yeni yeni ısındı diye düşünerek dün temizliğe başladım. Aslında her yıl önce ilaçlayıp sonra temizlik yapıyordum. Yılanı görünce bıraktım. Temizliğimi yarım bıraktım gördüğünüz gibi. Sadece şu alanı temizleyip bıraktım arkadaşlar. Ve bahçenin her tarafını ilaçladım. Burada satılan bir ilaç. İlacı göstermek istemiyorum. Zaten İngilizce üzeri. Elimi kirletmemek için bir hayli de bir kokusu var. Paketleyip kaldırdım depoya. Bakın şurada yerlerde görürsünüz toz halinde. Bakın bir ilaç bu. Yılanlar bu ilacın kokusuna dayanamıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Her sebze bahçesinde, bütün bahçelerde oluyor. Bu normal bir şey. Onlar da doğanın bir parçası. Ama tabii ki biz çok korkuyoruz ve şu an bu videoyu çekerken bile her tarafa dikkat ediyorum acaba var mı diye. Ama bu yılanın, bu ilacın kokusu çok çok etkili, kükürtlü bir ilaç. Bakın şu girişlere de koydum ben evin girişlerine. Bak gözüküyor yerlerde tane tane. Görüyorsunuz arkadaşlar her tarafı ilaçladım. Sırf bu konuda bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Sizin de bahçenizde yılan varsa bunu nasıl uzaklaştırabilirsiniz? Onun hakkında küçük küçük bilgiler vermek istedim. Bakın geçtiği yerlerin her tarafına ilaç koydum. İlaç şurada daha net gözüküyor. Bakın kum şeklinde beyaz beyaz görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğümüz yerlere her tarafını ilaçladım. Özellikle maydanozlara çok geliyor arkadaşlar. Ben dün maydanozlarımın bir kısmını topladım. Dondurucuya koymak için ama yılanı gördükten sonra ara vermiştik kızımla beraber. Toplamamaya karar verdim. Çünkü maydanozlarda çok oluyor. Bunları feda ettim. Bunları artık temizleyeceğiz ve yenisini ekeceğim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de yılanları bahçenizden uzaklaştırmanın başka bir yolunu daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben şu anda o yöntemi yapacağım. Her sene yapıyorum. Yılanı gördüğünüz geçtiği yerlere böyle birer sarımsak koyacaksınız arkadaşlar. Birer sarımsak koyduğunuz zaman o sarımsağın kokusundan oradan bir daha geçmiyor. Mesela ben burada gördüm tam şu ilacın yanına hemen atıyorum. Orada gördüğüm için tabii ki farklı yerlere de sarımsak atacağım. Bahçenin etrafına. Sarımsak kokusuna kesinlikle dayanamıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Şurada hemen şuraya da bir tane bırakayım. Bahçenin her tarafına şöyle atacağım. Evet. Bu karalahanalarımın yanlarına da atayım. Şöyle görüyorsunuz. Şu ortaya bir tane bırakayım. Onun kokusunu hemen alıyorlar. Onların koku alma güçleri biliyorsunuz çok güçlü. Bir tane maydanoz doğa atacağım. Ve bir tane bu tarafa atayım. Şöyle tam köşeye bir tane bırakalım. O sarımsak çürüyene kadar o zaten filizlenecek yerde. Yağmurlu hava şu anda. Kök salacaktır illaki. Hemen kopartmayacağım. Şöyle şuraya da bir tane bırakıyorum. Bir tane de şu alana çimene bırakacağım. Hava zaten yağmurlu. Ve buradan uzaklaşmasını sağlayacağım. Şu anda görünmez zaten yağmur yağdı. Toprağa da girmiş olabilir. Sizin de bahçelerinizde böyle yılanlar görüyorsanız muhakkak sarımsak koyun etrafa. Ama muhakkak ilaç alın. Bu tarım ilaçları satılan yerlerde ilaçları var. Burada o bitkilerin, sebzelerin, fidanların satıldığı yerde var. Ben oradan her sene alıyorum. Çok etkili. Yoksa bahçenizde hep korkuyla yaşayamazsınız. Onlar da doğanın bir parçası. Benim burada yan komşum var. Dün onun bahçesine çiçek ektik beraber. Onu da size çekeceğim. Bir dahaki videomda orayı göstereceğim. Onun bahçesinde de var. Ve o komşum evi iki katlı değil. Tek kat üzerine evi o komşumun. Ve uyurken evine girmiş arka kapısı açık kalmış. Evine küçük bir yılan girip kolunu ısırmış geçen sene. Evet duyunca
korkutucu gelebiliyor ama zararsız, ısırmış sadece. Tabii ki sizinle videoyu çekerken bile etrafı böyle kolaçan ediyorum. Acaba diyorum, var mı? Evet, bu konuda size bilgi vermek istedim arkadaşlar. Bir de bahçe yapıyorsanız, böyle evinizin arkasında kendi bahçeniz varsa, köylerde zaten her yerde var. Türkiye'de bizim bahçelerimizde de vardı. Yılanın görülmediği yerler yok. Bu bahçe yılanları küçük ama ormanlarda, hayvanat bahçelerine falan gidiyoruz yazın. Orada çok büyük yılanlarla da karşılaşıyoruz, görüyoruz. Ama burada çocuklara yılandan korkmayı değil, yılanlar nasıl baş edilebileceğini öğretiyorlar. Ben kızımın okul gezilerine katılıyorum, veliler de katılıyor. Geçen sene gittiğimiz bir gezide bizi bir müzeye götürdüler ve orada böyle akvaryum gibi camların içinde baktıkları yılanları çocuklara ellettirdiler. Eğitimli yılanlar böyle. Duyunca korkutucu gelebiliyor ama herkes böyle eliyle dokundu, farklı farklı yılanlar. Onlar hakkında çocuklara bilgi veriyorlar. Hangisi zehirli? Tabii ki onların zehri alınmış olanlar, eğitilmiş olanlar ama nihayetinde yine de yılan. Ben korktum, ben elleyemedim. Kızım elledi. Daha da geçen sene biraz daha küçüktü olmasına rağmen. Çocuklara yılanları, işte zararlıları okullarda, buranın, Amerikan okulları böyle eğitimleri çok iyi. Yılanlar hakkında bilgi veriyorlar. Küçük yılanlarla karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Ben o gördüğüm yerlerde ve anlatılanlardan yola çıkarak ben ilaçlıyorum. Mesela orada diyorlar, önce ilaçlayın, yılanları öldürmenize gerek yok. Öldürmeden onlar kendileri uzaklaşır. Yılanlar neyi sevmez bahçelerde? Sarımsağı sevmez. Evet, sarımsak demişken arkadaşlar, ben sarımsak konusunda biliyorsunuz çiçeklerde her yerde kullanıyorum. Bahçelerinize sarımsak ekin muhakkak. Yılan görüyorsanız, bahçe yılanı, böyle eğer kovalara dikiyorsanız bir tane kovaya sadece sarımsak dikin. Ben öyle yapacağım. Her sene yapıyorum. Şu kekikler de böcekleri uzaklaştırıyor. Fesleğenler. Bir köşesine de fesleğen dikin. O şekilde bahçenizi koruma altına alabilirsiniz. Ben şimdi buraları temizleyeceğim. Hava çok güzel ama bugün değil. İlaç attığım için hala kokusu var. Çok keskin bir kokusu var. Kükürtlü bir ilaç. Bugün burada temizlik yapmayacağım. Şu an hafif çiseliyor. Güneş açtı ama hava yine yağmurlu bugün. Devam edecekmiş. Ben bir gün daha ara vereceğim. Ve gidip gelip yılanı gördüğüm yere bakıyorum. Acaba diyorum, yine gözükür mü? Ama o gideceği yere gitti ilaçın kokusundan. Çünkü ben dün ilaçlamıştım. Evet, hava pırıl pırıl. Yağmur şu an dindi ama yerler çamur, ıslak kovalar. Temizlik yapamayacağım. Bu yılan konusunda size bilgi vermek için bu videoyu çektim. Sizin de bilginiz olsun istedim arkadaşlar. Evet, şöyle etrafı göstererek ben videomu tamamlayayım. Size bahçe fidanları nasıl dikilir, kovalarda fidanları ekerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Sizin de evinizde, işte bahçeniz yoksa, apartmanda yaşıyorsanız, balkonda, saksılarda çok güzel sebzeler yetiştirebilirsiniz. Biber, domates, hepsini yetiştirebilirsiniz. Bunun da püf noktaları ve çok basit noktalarla beraber yapabilirsiniz. Televizyonlarda, farklı kaynaklarda illaki görüyorsunuzdur ama göründüğü kadar inanın zor değil, çok basit. İşte toprağa ne katılacak, ne şekilde dikilecek, bu konularda size yavaş yavaş bilgi vereceğim fırsat buldukça arkadaşlar. Evet, yılan konusunda da size bilgi vermeye çalıştım. Beni izlediyseniz, izleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip, eğer abone değilseniz abone olmanızı da rica ediyorum. Abone olup diğer faydalı bilgilerden de haberdar olabilirsiniz. Menekşe videolarımın devamını çekiyorum. Şu anda hibrit yöntemi dedikleri iki farklı menekşe, iki ayrı renk menekşenin birleştirilip farklı çiçekler nasıl oluşur, o konuda size bir video hazırlayacağım. Sizinle beraber yapacağız. Siz de yapacaksınız ve beklemeye geçeceğiz. İki farklı menekşeyi, rengi birleştirip toprağa direkt dikeceğiz ve bekleyeceğiz. Üzerine bir tarih koyacağız. Sizinle beraber nasıl büyüdüğünü beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse. Hepinize Amerika'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.